Akif Beki, Karar Gazetesi. Zorumuz ne? Tipli Can Atalay'ın hapisten seçime girmesi yasalara göre serbestti. YSK sıkınca görmedi. Milletvekili seçilmesi de yasak değildi. Hataylılar seçti. Fakat kazanması mı yasaktı ki serbest bırakılmıyor, meclise gönderilmiyor? Anayasa Mahkemesi hak ihlali saydı. Pandomim bundan kopuyor. Vay nasıl hak ihlali sayarmış? Terörist serbest mi kalsınmış? AYM milli değil miymiş? Yoksa teröristlerden mi yanaymış? Yasada, anayasada yazdığı gibi olmuyorsa keyfilik vardır. Kurallı yönetim yoktur ve kimsenin hukuki güvencesi de kalmamıştır. Ucu kendisine dokunmuyor zannedenler kuralsızlık bin yıl yaşasın diyebilir ama yanılıyorlar. Birincisi ne yaparsa ne olacağından, başına ne geleceğinden kimse emin yaşayamaz kimin gücü kimi yeterse orman kanunlarına, kabile düzenine geri döneriz. İkincisi, belirsizlik ve öngörülemezlik yarın ne getirir bilinemeyeceğinden ticaret başta kural tanımazlık hayat kalitemizi yer bitirir. Üçüncüsü ise tüm umutları bağladığımız fincancı katırlarını ürkütür, keyfilik olan yere yabancı yatırımcı gelir ama bu riske değecek bir yüksek kazanç karşılığında. El kazanır, millet kaybeder, çok pahalıya patlar. Mesele yasada, anayasada yazana uyulup uyulmadığı, canatalay kavgası değil yani. Mesele terörle mücadele olsaydı. Uluslararası Comencho suç örgütünün başı yakalanmış, kırmızı bültenle aranırken kanlı bir zehir tacirine meğer vatandaşlık verdiğimiz anlaşılmıştı. Dün de kırmızı bültenle aranan başka bir uyuşturucu baronunu yakalamışlar. İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu. Güney Amerikalı bir uyuşturucu kartelinin başıymış. İstanbul Beylikdüzü'nden çıktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde seçim sandığında terörist ararken ne develer geçmiş elekten görüyor musunuz? Elekten deve kafileleri geçerken uğraştığımız meseleler ne kadar suçla, terörle mücadele içindeyse, Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi ile kavgası da işte o kadar hukuk kavgasıdır. Merkez Bankası'na laf dinletme ısrarının millete ağır bedel ödeteceğini öngörmek için ekonomist olmak nasıl gerekmiyorduysa, Anayasa Mahkemesi'ne laf dinletme ısrarının millete çok daha ağır bedeller ödeteceğini öngörebilmek için de hukukçu olmak gerekmiyor. Peki ne yapmaya çalışıyoruz? Kendimize bunu niye yapıp duruyoruz? Tek adamcı kuvvetler birliği hani kötüydü? Merkez Bankası 2001 krizinde yasayla bağımsızlaştırılmıştı. Atama ve görevden almaları hem süre hem liyakat şartlarına bağlandı ki doğru bildiği para politikasını izleyebilsin. Popülist siyasetçiler devlet parasıyla seçim kazanmak için rezervleri satıp savamasın. Saçıp savurmaya para bastıramasın. Bir daha ülkeyi batıracak yanlışlar yaptıramasın diyeydi. Sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimle gelip millete hesabı kendisi verirken Merkez Bankası'na karışamamaktan şikayete başladı. Cumhurbaşkanlığı sisteminde de Merkez Bankası'nın atama ve görevden almaları bir gece yarısı kararnamesine bağlandı. Cumhurbaşkanı hızlı karar alarak başkanlarını değiştirebilsin, laf dinlemeyeni alıp laf dinleyeni atayabilsin diye. Faizdi, enflasyondu derken ikisi de uçtu. Erdoğan Bakan Şimşek'e karışmadığını, kararları onun verdiğini söylüyor şimdi. Direndiği için görevden alınan bakanlar ve Merkez Bankası başkanları haklı çıktıktan sonra Davul seçilmiş siyasetçinin, tokmaksa atanmış bürokratın elinde olamazdı oysa. Milli iradeye, demokrasiye aykırıydı. Dün ölüm yıl dönümünde andığımız Atatürk de kuvvetler birliğinden yanaydı. Döneminde kuvvetler ayrılığı yoktu. Meclis başkanı iken hükümetin de, partinin de, yargının da başıydı. Ya cumhurbaşkanlığı derseniz o da tek başlıydı. Tek parti, tek şef modelinin başta hızlı kalkınıyor görünse de trajediyle bittiği, İkinci Dünya Savaşı sonunda artık anlaşılmıştı. Mussolini, Hitler gibi kötü örnekler sayesinde. Emniyet sübobu zamanında açılmazsa kazan patlıyordu. Tek partiden çok partili hayata geçildi. Fakat çoğunluğun iktidarını sınırlandıran, erklerin birbirini dengeleyip denetlediği kuvvetler ayrılığı hala yoktu. Demokrat Parti döneminde de getirilmedi. Ancak 1961'de anayasaya girebildi. Meraklılarına Taha Akyol'un üç kitabını öneririm. Tarihsel süreci ve tartışmaları bulabileceğiniz eserler, kuvvetler ayrılığı olmayınca laf dinlemedi ve neden 29 Ekim? Tek parti, tek şef yüzyılına geri dönecektikse Atatürk'e bu düşmanlık ne? Yargıtay, sen yüksek mahkemeysen ben de yüksek mahkemeyim demeye mi AYM'ye çıkıştı bilemem. Ancak yürütmeyle yasama ve yargıyı tekrar birleştirmek, tek elde toplamak isterseniz bir fırsat sundu. Erkleri ayrınca bakın kavga ediyorlar deme fırsatı. Sistem krizi istediğiniz gibi çözme fırsatıdır. Umalım da tek başlılığı baş yargıçlık yetkisiyle güçlendirmek için kullanılmasın. AYM'de istediğini görevden alıp istediğini atamayı bir gece yarısı kararnamesine bağlamaya bakar. 100 yıl öncenin şartlarında bile tek parti, tek şef uygulamalarını doğru bulmayanlar, Atatürk'ü kurtarıcı değil diktatör kabul ediyor. Bu yüzden Cumhuriyet'in kurucusunu rahmetle anmaktan da kaçınıyorlar. Kendi kendine kurulmuş sanki. Kuvvetler Birliği ve sınırsız iktidar yetkisi 100 yıl önce bile nefret edilecek kadar kötüydü. İyi değildi ise bugün nasıl örnek alınacak? 100 yıl geri giderek mi ileri demokrasi olunuyordu?